Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Piyasalardaki dengesizlik ve gerçekten gördüğümüz rakamlara her de bakışımızda ciddi şekilde şaşırdığımız anları yaşamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, öncelikle şu an önümde açık olan grafik serbest dolar kuruna ait olan bir grafiktir. Görmüş olduğunuz rakamlar sizleri yanıltmasın. Şu anda sizler 5.34.60'lı rakamları görmektesiniz. Bu tabloyu da özellikle buraya koydum ki şu an canlı bir şekilde bu analizin aktarıldığı 23-27 saatlerimiz itibariyle canlı fiyatları görebilmeniz bakımından serbest piyasa 5.45-50'ler seviyesinde kapandı. Ancak şu anda Dolar-TL uluslararası piyasalarda 5.34-46'lar civarında bir seyir içerisinde. Neden bu farkın oluştuğunu, Biop'ta neden fiyatların farklı olduğunu, serbest piyasada dolar kurunun neden daha farklı fiyatlanmakta olduğunu, gün içerisinde niçin serbest piyasanın daha yüksek kaldığı vesaire gibi konuları birazdan sizlere izah edeceğim. Değerli arkadaşlar, malumunuz üzere yabancılara bir Osmanlı şamarı, bir Osmanlı togadı atılmak istendi. Yabancıların TL'yi düşürmek ve bunun paralelinde ise dolarda para kazanabilmek adına yapmaya çalıştıkları değiş dokuz, ki bunun adını artık hepiniz öğrendiniz, swap denilen işlem ile önemli bir avantaj sağlamayı hedeflemişlerdi. Fakat bu avantajı geri çevirebilmek adına Türkiye Cumhuriyeti hükümeti önemli adımlar attı ve swap faizleri bu adımlar sonrasında bugün itibariyle %1200'lere kadar ulaştığı söylenmekte. Korkunç rakamlar arkadaşlar bunlar. Yani dünyada eşi benzeri neredeyse çok nadir rastlanabilecek olan rakamlar ve oranlardır. Ve bugün Bankalar Birliği bir açıklama yaptı. Dedi ki, hayır, bu konuda bizim herhangi bir şekilde likidite sağlamamak hususunda bir stratejimiz bulunmuyor. Yabancılar Türkiye'nin TL vermediği, Türkiye'den normal koşullar altında TL borçlanmanın mümkün olamadığı şeklinde açıklamalar yapıyorlar ama bu gerçeği yansıtmıyor. Bankaların öz sermayelerinin %25'i oranında fonlama yapabilme, yurt dışına TL kaynağı aktarabilme imkanı vardır ve yine bankalar özgürdür, serbesttir. Kendi ticari yapılarına uygun bir şekilde dilerse %25, isterse de hiç vermeyebilir. Bu bankaların kendi kararıdır şeklinde bir açıklamada bulundu. Arkadaşlar, yabancılar şunu çok iyi biliyorlar ki Türkiye'deki bankalar ve özellikle kamu bankaları hükümetin veya iktidarın kendilerine vermiş olduğu direktiflerin haricinde hareket etmesi mümkün değildir. Bu konuda bankalara eğer yurt dışındaki TL talebine cevap vermeyeceksiniz, oldukça sınırlı oranda cevap vereceksiniz şeklinde bir talimat verilmiş ise bunun dışına çıkmaları pek tabii ki mümkün olamayacaktır. Yabancı ise yapmaya çalıştığı veya kurmuş olduğu stratejiyi gerçekleştirebilmek adına TL bulması gerekiyorken, dolarda long, TL'de ise short pozisyon açma adına TL bulması gerekiyor ise ve TL'yi bulmakta zorlanma noktasına geldiyse, işte onun bu zor anından istifade etmek suretiyle bu kadar yüksek seviyelere ulaşan bir swap faizi tablosu içerisinde yabancı şunu düşünecektir. Diyecektir ki, ben asla Türkiye piyasalarına güven duymam artık. Yani arkadaşlar, biz bir anlamda yabancılarla çok ciddi bir bilek güreşi yapıyoruz ve bu bilek güreşinin seçimler öncesindeki birkaç güne denk gelmiş olması gerçekten sonuçlarının ne olabileceği konusunda önemli soru işaretlerini de beraberinde getirmekte. Yabancı ne yaptı arkadaşlar? Ben eğer senden %1000-1200 faizle TL bulmak gibi bir mecburiyet içerisinde kaldı isem, bu durumda senin borsanda benim çok daha büyük param var. Ben de borsada gerekirse zararına satış yapmak kaydıyla yüzde binlere, 1200'lere ulaşan faize razı gelmem, borsadan çıkarım dedi ve bugün yaklaşık 6000 puana ulaşan borsada bir satış yaşandı. Değerli arkadaşlar, bankalar %6'lar, 7'ler, 8'ler oranında değer kaybetti. Yabancıların ciddi şekilde pozisyon almış olduğu likit hisselerdir bunlar.
Peki arkadaşlar, borsada bu kadar büyük satışlar olurken yabancı mı sadece para kaybetti? Yabancı 89 binler seviyesinden aldı. Bugün 95-96 binler civarındaki bir ortalama ile satış gerçekleştirdi. Velev ki zarar etmiş olsun, %3-5 zarar etmiş olsun. Hiç önemli değildir onun için. %1000 civarındaki bir faize katlanmaktansa. Ama işin diğer tarafında ya yerli yatırımcıların şu anda yaşamakta olduğu ızdırap. Bizler hükümet olarak, SPK olarak, efendim borsamızla ilgili olarak, Borsalar Birliği olarak vesaire, yerli yatırımcıyı ve yabancı yatırımcıyı borsaya çekebilmek, şirketlere ortak edebilmek, bu alandaki sahayı genişletip bir şekilde daha likit bir borsa piyasası yaratabilmek adına çaba gösteriyor iken, biz hem yabancı yatırımcıyı hem de yerli yatırımcıyı ciddi şekilde küstürmüş olduk. Yabancı gümbür gümbür satış yaparken zaten bilinçsiz olan, zaten borsanın tam olarak ne olduğunu hala kavrayamamış olan yerli yatırımcı ezim ezim ezildi. Satmak istedi, satamadı. Belki yükselir dedi, olmadı. Daha çok düştü ve ciddi zararlara maruz kaldı. 9'lar seviyesinden garanti listesi alan yatırımcı, işte 7.5'lara 7.70'lere kadar bir gerilemenin olduğu bir ortamda başka başka hisselerde çok daha büyük kayıplar oluştu. Arkadaşlar, belki de bu örneklerden biri de sizlersiniz. Sattınız veya satamadınız veya zararına satış yapmak durumunda oldunuz. Sonuç olarak sizin de borsaya güveniniz sarsıldı. Oysa ki borsa 100 bin açtıktan sonra, uzunca bir dönemden sonra 100 bin açtıktan sonra yaklaşık 200 bin civarında yeni yatırımcı gelmişti. İşte arkadaşlar, konuya ister borsa açısından bakalım, istersek de bu mevzunun ileride bize yaratabileceği olumsuz ekonomik durumlarımıza, ekonomik yapımıza ilişkin yaratabileceği olumsuz durumlar açısından bakalım. Netice itibariyle arkadaşlar, bu işin faturasını yine siz ödeyeceksiniz, ben ödeyeceğim, eşimiz, dostumuz, evladımız ödeyecek gibi görünmekte. Değerli arkadaşlar, JP Morgan doların yükselebileceği noktasında bir rapor yayınladı ve bu hususta da SPK ve BDDK, JP Morgan'ın bankaları manipüle ettiği ve piyasalarda farklı bir strateji uygulamak adına TL aleyhine bir politika geliştirmeye çalıştığını, bir senaryo geliştirmeye çalıştığını iddia edilmek kaydıyla JP Morgan aleyhinde bir soruşturma başlatıldı. Arkadaşlar, JP Morgan bir rapor yayınladı. Benim görüşüm budur dedi. Konu sadece görüşler ibaretse, bakınız olayın detayını bilemem. Bu soruşturmanın sonunda ne çıkar bunu da bilemem. İşin içerisinde eğer gerçek anlamda bir manipülatif davranış varsa bu olayın ayrı bir noktasıdır. Fakat konu eğer bir rapor yayınlamaktan ve bir görüş belirtmekten ibaretse, arkadaşlar JP Morgan gibi, Fitch gibi veya Avrobank gibi dünyada yatırımcıların itibar etmiş olduğu kurum ve kuruluşların, finansal kurum ve kuruluşların raporlarında bir takım görüşler beyan etmeleri son derece normaldir. Hatırlayınız, bundan 10-15 gün önce veya bir ay kadar öncesinde farklı yabancı kurumlarda TL'nin değer kaybedebileceğini, 5 seviyesinin bile aşağısına inebileceğine dair bir takım görüşler beyan ediyordu. E peki tamam da bunlara niçin manipülasyon yapıyor demedik? Niçin onlar hakkında bir soruşturma başlatmadık? Sen neye dayanıp da böyle bir yorumda bulunuyorsun şeklinde bir tavır içerisinde bulunmadık? O halde bugün de TL'nin değerlenebileceği ihtimali üzerinden bu şekilde bir öngörü içerisinde yorum yapan veya analiz yapan, bu ister finansal kuruluş olsun ister başka bir grup olsun, bunu manipülasyon olarak değerlendirmenin de doğru olmadığı kanaati içerisindeyim. Ki JP Morgan'a biz, hatırlayınız, 9 Ocak tarihinde tarihimizin en büyük borçlanmalarından birisi olacak kadar miktarı büyük olan bir borçlanma konusunda yetki verdik. Dedik ki sen uluslararası bir kuruluşsun, senin işte oldukça büyük bir popülariten var, yabancı yatırımcılara çok kolay erişebilir konumdasın, sen bu hususta bizim dış borçlanmamız konusunda sana yetki veriyoruz dedik. Ama JP Morgan hakkında dün överken ve severken bugün dövmeye çalışıyoruz ve hakkında soruşturma başlatıyoruz. Böyle bir tablo içerisinde değerli dostlar, JP Morgan kendisine danışmakta olan ister yatırım amaç, ister borsaya veya şu buna veya Türkiye'ye farklı farklı yatırım amacıyla niyetlenmiş olan yatırımcılar için
ne kadar olumlu konuşabilir artık ve ne kadar olumlu referans verebilir artık, bunu da sizlerin takdirinize bırakmış durumdayım. Evet sevgili arkadaşlar, dediğim gibi düne kadar Türkiye borsaları ucuzdur, Türkiye piyasaları ucuzdur şeklinde yorumlar yapan kurumlar aynı zamanda şunu ifade etti. Türkiye'ye gidin, elinizdeki doları TL'ye çevirin ve Türk hisse senetlerini alın demiş oldular dolaylı yönden. Bunu söylerken de iyiydi ama şu anda öyle bir noktaya geldik ki yabancı TL üretebilmek için borsadan satış yapmak durumunda kaldı, borsayı düşürdü. Elindeki TL'yi ne yapacak? Dolar alacak. Bu doları nereden alacak arkadaşlar? Bankalardan almayacak, başka yerlerden almayacak. Ne yapacak? Serbest piyasadan almak durumunda kalacak. İşte arkadaşlar, yorumumun başında dedim ki şu grafik serbest piyasadaki dolar grafiğini gösteren bir grafiktir. Değerli dostlar, serbest piyasada doların şuradaki tablo itibariyle, dün itibariyle 5.77-5.75'ler seviyesini, daha doğrusu en yüksek seviye olarak 5.60 şurayı gösterecek olursam daha sağlıklı olacak. 5.68-75 seviyelerinde serbest piyasada en yüksek değer görüldükten sonra dün itibariyle arkadaşlar doların 5.51-60 seviyesiyle kapandığını ve dün biliyorsunuz piyasalarımız kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda önemli bir satış oldu ve dolar 5.30'lara kadar geriledi. Ama biz serbest piyasa adına bugün 5.38'in aşağısını görmedik ve 5.48'ler civarına kadar da bir yükseliş yaşadıktan sonra 5.45 ile günü tamamladık. O halde uluslararası piyasadaki bankalar arasındaki dolar TL'nin geçerli olduğu kur ile gerçek ve reel piyasada, fiziki piyasada doların değeri, alımı, satımı çok daha farklı fiyatlanmakta. Yani sevgili arkadaşlar, bankanın oranlarını beğenmeyen, bankalardaki makası beğenmeyen yerli ve yabancı yatırımcı ve aynı zamanda da doların bu seviyede ani bir gerileme yaşamış olmasını bir alım fırsatı olarak gören yerli ve yabancı serbest piyasadan, yani döviz bürolarından veya eskiler çok iyi bilirler, Tahtakale veya Kapalı Çarşı dövizin can damarıydı. Orada tam var, çeyrek var, yarım var diye doları tanımlarlardı. Eskiden euro yerine mark vardı, doların ismi tamdı, markın ismi yarımdı vesaire şeklinde bu ifadeler kullanılırdı. İşte arkadaşlar biz eskiye dönmeye başladık. Yatırımcı artık bankalardan yüksek maliyetlerle almak yerine serbest piyasadan daha makul seviyelerden almayı düşünmüyor ve serbest piyasada dolara ilgi olunca da serbest piyasadaki, fiziki piyasadaki, gerçek piyasadaki dolar değeri uluslararası piyasalarda olduğu kadar düşmedi. Uluslararası piyasalarda dolar niçin düştü? Bunu artık swap kavramıyla açıklamıştık. Pozisyon kapatmak durumunda kalan, faizi, swap faizinin yüksekliği sebebiyle TL bulmakta zorluk çeken ve short pozisyon yapmış olanlar mecburi anlamda pozisyon kapatmak zorunda kaldıkları için bu seviyeden bir düşüş yaşanmakta. Şimdi değerli arkadaşlar, serbest piyasadan ayrılıyorum ve serbest piyasadaki rakamların biraz daha önümüzdeki günlerde de daha yüksek seyredebilme olasılığına yönelik dikkatlerinizi çekiyorum. Alım ve satım konusunda bankaların yüksek orandaki marjlarını, al-sat marjlarını, makas dediğiniz o spread dediğiniz o olayları yaşamamak adına serbest piyasanın fiyatlarını da kontrol etmenizde büyük yarar olduğu sonucu ortaya çıkmış durumda. Sevgili arkadaşlar, serbest piyasa rakamları itibariyle %50 seviyesine denk gelen 5.43 seviyesinin üzerinde kalındığını görmekteyiz. 5.43 seviyesi serbest piyasa adına önemli bir seviyedir. 5.43'ün üzerinde kalındıkça yukarı yönlü ataklarda 5.56 seviyesi ilk önemli direnç olarak karşımıza çıkan, ardından da 5.68 seviyesi bir sonraki önemli direnç olarak karşımıza çıkan seviyeler konumunda. Serbest piyasada arkadaşlar 5.37 ve 38 seviyesi ise önemli destek noktaları konumunda. Gelelim uluslararası piyasalara. Özellikle paritelerde işlem yapan veya FX piyasalarında işlem yapan veya bankalar aracılığıyla alsat yapmakta olan insanların takip ettiği veya bütün dünyanın takip ettiği piyasa değerlerine gelelim.
Değerli arkadaşlar, bu grafiğimizde 3.70'ler civarından başlayan yükselişi büyük bir pencereden görüyorduk ve bu pencerede %50 seviyesine denk gelen 5.47 seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu biliyorduk. Bu direnç noktasını biz aşamadık, daha doğrusu üzerine yönelik bir sıçrama yaşanmış olsa da tekrar bunun gerisine düştük. Ve bugün saat 15 civarıydı zannediyorum. Akşam üzeri saatlerinde yaptığım analizde, aktarmış olduğum analizde sizlere dedim ki 5.47 seviyesi bir direnç olarak takip edilmeli ve nitekim biz bugün en yüksek seviye olarak da 5.47 seviyesini görebildik gibi ifade edebiliriz. Şuradan tekrardan bakayım, yanıltıcı bir bilgi vermiş olmayayım. Evet arkadaşlar, 5.46.77, 5.47 seviyesi bugün en yüksek değer olarak görülmüş ve şuradaki direnç noktamız bir şekilde etkisini göstermiş. Peki değerli arkadaşlar, saat 17.18'den sonra ne oldu? Niçin tekrardan 5.34'ler bandına doğru bir geri dönüş yaşadık? Bunun da sebebi yurt dışındaki dolar TL bulamayan ve bu yüksek faize rıza göstermek istemeyen, elinde TL adına short pozisyon bulunan yabancı yatırımcıların satış yapma mecburiyetleriydi. Bu satış yapma mecburiyetlerine binaen de uluslararası piyasada bu satışların etkisiyle pozisyonlar kapatıldı ve uluslararası piyasalarda USD TR'ye değer kaybetmiş oldu. Arkadaşlar, dün yapmış olduğumuz analizde demiştik ki 5.42 seviyesinin üzerine tekrardan geri dönüş yapılabilmesi büyük bir önem taşıyor ve 5.42 seviyesi önemli bir özellik arz etmektedir diye. Niçin arkadaşlar? Şurada görmekte olduğunuz bir kanalımız var. 5.42 alt bandımız, 5.57 ise üst bandımız. Biz bu üst bandın üzerinde kalamadık, zira iki kapanış yapabilmemiz gerekirdi. Alt bandın ise aşağısında iki kapanış yapılır ise bu desteğin kırılmış olabileceğinden söz edebileceğiz. Evet, dün itibariyle bu 5.47 seviyesinin aşağısında 5.32'lerde bir kapanış gerçekleşti. Şu an ise bu kanalın içine tekrar girebilmek adına gün içinde 5.47'ler görünmüş olsa da bugün birkaç saat öncesi itibariyle belirtmiş olduğum yabancıların pozisyon kapatma mecburiyetiyle tekrardan 5.30'lu seviyelere doğru bir geri dönüş yaşandı. Arkadaşlar, bu içinde bulunduğumuz olağanüstü süreci teknik analiz kriterlerine sığdırmak ve sadece bu çerçeve içerisinde bakmak doğru olmayacaktır. Bunun gibi çok olağanüstü günlerde teknik analizde yapmış olduğumuz çizimlere bağlı olarak yorum yapmak da sağlıklı sonuçlar veremeyebilir. Genel kuralımız bir direncin üzerinde iki kapanış veya bir desteğin altında iki kapanıştır. Ancak şu anki tablo itibariyle bugün de 5.42 desteğinin aşağısında ikinci kapanış olacakmış gibi görünüyor. Ama göreceksiniz ki gece saat 24'ten sonra birkaç dakika içerisinde USD-TR'ye kurunda yine bir yükseliş olacak. Belki 2-3 kuruşa yakın bir yükseliş olacak. Niçin? Bugün itibariyle, yani 27 Mart itibariyle, 27 Mart 23.59'a kadarki süre içerisinde bir şekilde pozisyon kapatmak durumunda olan yabancı yatırımcılar var. Pozisyonların kapanışı, bir kapanmak mecburiyeti bir baskı yaratacaktır. Ama 24'ten sonra tekrardan biraz daha yukarı eğilim içerisinde olan bir USD-TR'ye kuruyla karşı karşıya olabiliriz. Bunu dikkate almanızda yarar görmekteyim. Bu nedenle bugün bu seviyenin aşağısında, 5.42'nin aşağısında ikinci kapanışımızı yaşayacak olsak bile ben bu desteğin kırıldığına net olarak inanamayacağım. Çünkü çok olağanüstü günler yaşamaktayız ve çok ciddi mecburiyetlerle bir takım işlemler yapılmakta. Bu kadar ciddi bir baskının olduğu bir ortamda bu teknik kriterlerinde çok sağlıklı sonuçlar vermesini dikkate almak mümkün olamayabilir. Zira hepiniz duymuşsunuzdur, ayı tuzağı, boğa tuzağı dediğimiz satıcıları teşvik edebilmek veya alıcıları teşvik edebilmek bakımından bir takım görüntüler oluşabilmekte. Bu nedenle arkadaşlar, yapılması gereken nedir? Çok önemli yukarı ataklar da olsa, çok önemli aşağı gerilemeler de olsa şu kritik süreçte panik yapmadan hareket etmeli. Eğer teknik seviyeleri
kritik seviyeleri biliyorsanız, yani her ne kadar çizgiler çok doğru yanıtları vermiyor olsa bile, yine de şu anda dolar TL adına kalıplaşmış belli kriterlerimiz var. Nedir arkadaşlar? 5.30 seviyesinin önemli bir destek olduğunu artık biliyoruz. Dün de burası test edildi, kırılmadı. Bugün de burası test edildi, kırılmadı. Zira 5.30 seviyesi aynı zamanda TCM ve Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da kabul ettiği, uygun görmüş olduğu bir seviye. Niçin arkadaşlar? 2018 bitip 2019 yılına gireceğimiz an itibariyle dolar kurumuz 5.30'lar civarında şekillendirilmesine izin verildi. O halde Merkez Bankası 5.30 seviyesini kabullenmiş durumda. Bu sebepten 5.30 seviyesi şu anda çok önemli bir destek olarak çalışabiliyor. Peki arkadaşlar, bundan sonraki dikkat edilmesi gereken seviye nedir? Gördüğümüz gibi 5.47 seviyesi bugün önümüze önemli bir direnç noktası olarak çıktı. Bunun ardından 5.50-5.54 bandını biliyoruz. Özellikle 5.54 seviyesi önem taşımakta ve tabii ki 5.57 seviyesi ise 5.60'ın üzerine çıkabilmek noktasında bir başka önemli viraj konumunda. Tek tek söylemek icap eder ise 5.47, 5.54, 5.57 ve 5.62. Özellikle 5.62 seviyesinin çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. 5.62 seviyesinin üzerine bir yönelim olur ise bu durumda vites büyütmek anlamına gelecek şekilde hareketlerin teknik manada biraz daha hızlanma ihtimali artmış olacaktır. Değerli arkadaşlar, bu seviyeleri buradaki grafiğim üzerinden de anlamanız mümkün olacaktır. %50 seviyemiz 5.43 seviyesidir. Zira 5.42 seviyesinin üzerinde kalmamız büyük bir önem taşıyor diyordum. Bugün de ağırlıklı olarak 5.42 üzerinde bir seyir hakim oldu ama akşam saatlerinde bu seviyenin aşağısına inildi. Yarın tekrar bu 5.42 seviyesinin üzerine çıkabileceğimize ve bu seviye üzerinde kalabilmek adına bir gayretin olabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki direnç noktamız olarak ise %61 seviyesi olan 5.49 seviyesi olarak görülmekte şu anda veya biz buna 5.50 diyelim. Az önce ifade ettiğim 5.47-5.50 aralığı bir direnç bölgesi olarak algılanabilecek seviyeler konumunda. Sevgili arkadaşlar, bu grafiğimizden günlük grafiğimize dönmek istiyorum. Özellikle yarın için hangi seviyelerin dikkate alınması gerektiğini ifade edebilmek bakımından şu anda piyasalar kapanmış durumda değil. Gece 24 itibariyle ki 5-10 dakikamız kaldı. Bu süre içerisinde 24 itibariyle grafiğimiz şekillenecek ama son rakamlar 3 aşağı 5 yukarı belli görünmekte. Arkadaşlar, yarın 5.36 seviyesini bir pivot seviyesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Bundan sonra izlememiz gereken direnç 5.42'dir. 5.42 seviyesi üzerinde kalındıkça 5.47'ye ve sonrasında ise 5.52 seviyesine dikkat edilmesi gerekmekte. Çok affedersiniz. Sevgili arkadaşlar, dedim ki USD-TL'ye kuru ile serbest piyasadaki dolar kuru arasında bir farklılık var. Bankalar farklı rakamlar uygulamakta ama serbest piyasa farklı rakamlar uygulamakta. Bir de arkadaşlar Diop piyasasına bakalım isterseniz. Diop piyasası biliyorsunuz doların önümüzdeki günlerini fiyatlamaya çalışan, önümüzdeki süreçteki adımlarını ve olabilecek olan seviyelerini hedefleyen, bu amaçla işlem yapılan bir piyasadır. Arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz birinci pencerem, birinci tablom Mart ayının vadesini yansıtmakta. Mart vade Diop işlemlerini yansıtmakta. 5.38'lar, 5.39'lar civarında bir fiyat gelişimi var. Şuraya dikkat ediniz. Mart vade, yani içinde bulunduğumuz vade, yani 31 Mart tarihinde sona erecek olan vade veya Cuma günü diyelim. Çünkü Cuma günü artık son işlem günü. %2.27'lik bir değer kaybı yaşamış. Şimdi arkadaşlar Nisan vadeye bakıyorum. Ortadaki şu görmekte olduğunuz kontrat ise Nisan vadeye yansıtıyor. 0.23 artıda görünüyor. Arkadaşlar, dünden itibaren, yani dün saat 18.15'ten itibaren dolarda çok büyük bir kayıp yaşandı. 5.30'lara kadar gerileme oldu ama biz bugün Nisan vadeyi 0.23 yüzdeyle artı kapatmış durumdayız. Haziran vade ise 0.72 artı kapanmış durumda. İşte arkadaşlar, sizlere Diop işlemlerini öğrenin. Diop işlemlerinde
fiziken dolar alıp satma olayının ötesinde çok daha önemli kazançlar sağlayabilirsiniz ve gerektiğinde elinizde fiziki olarak dolar bulunuyorken bu doların düşmesinden endişe ediyorsunuz ama satmak istemiyorsunuz gibi bir ruh hali içerisindeyseniz uygun bir miktarda short pozisyon almak kaydıyla, örneğin 10 bin dolarınız var, bunun sadece 250-300 dolarını riske etmek kaydıyla short pozisyon alarak ya düşerse ihtimaline karşı kendinizi hedge etmeniz, bir başka ifadeyle sigorta edebilmeniz mümkün olabilecekti. İşte değerli dostlar, dolarda yaşanmakta olan düşüşe karşı kendini hedge etmek ve sigortalamak isteyenlerin de ilgisiyle özellikle Nisan ve Haziran vadede doların, dolar viop değerlerinin daha olumlu olduğunu, gerilemelere duyarlı ve gerilemelere dayanan bir eğilim içerisinde olduğunu görmekteyiz. Sevgili dostlar, Merkez Bankası ne yapıyor, ne ediyor konusuna gelelim. Merkez Bankası Mart vade itibariyle, altını çiziyorum, Mart vade itibariyle 402.760 kontrat short pozisyon taşımakta ve bu kontratlar Cuma günü Mart vadenin son günü olacağı için kapanacak. Sistem tarafından kapatılacak. Zira short pozisyonlar ya ters işlem yapılarak long açılarak kapatılır veyahut da vade sonunda sistem tarafından kapatılır. Merkez Bankası'nın bu maliyeti 5.39. Yani yaklaşık 3-4 aylık süre içerisinde biriktirdiği 400 bin kontratın ortalama maliyeti 5.39. Biz arkadaşlar şu anki Mart vade itibariyle son uzlaşma fiyatının ne olduğunu görmekteyiz. 5.38 olduğunu görmekteyiz. Hatta 5.39 diyebiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankası birinci anlamda elinde bulunan 400 bin kontratın zararlı bir şekilde kapanmasını engelleyebilmek bakımından da, altını çiziyorum arkadaşlar, zararlı bir şekilde kapanış yapmasını engelleyebilmek bakımından da Cuma günü saat 15.30'a kadar kurları baskılama ihtiyacını hissedebilir. Biop anlamında da zarar etmemek açısından bu da Merkez Bankası'nın dolar TL'yi baskılayabilmesi hususunda bir diğer önemli nedeni veya gerekçesi olarak ifade edilebilir. Ancak Haziran ve de Nisan vade itibariyle Merkez Bankası hala zararlı konumda bulunuyor. Bunların detaylarına hafta sonu veyahut da yarın değineceğim. O halde sevgili arkadaşlar, seçimlere son 2 gün kala, son 2 işlem günü kala daha doğrusu, dolar TL üzerinde baskının uluslararası piyasalarda devam etmesi düşünülebilir. Ancak USD serbest piyasa adına ve DIOP piyasaları adına ise orada biraz daha yukarı yönlü, biraz daha seçimler sonrasındaki bu yaşamış olduğumuz tablonun nasıl bir reaksiyon verebileceğine dair güvensizlikler hissetmekte olanların bir şekilde tedbiri alımlarının olabileceğini düşünebiliriz. Veya bir başka ifadeyle arkadaşlar, Merkez Bankası çok net bir şekilde tavrını koydu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti her ne pahasına olursa olsun ben dövizde veya TL üzerinde bir operasyona izin vermem ve vermeyeceğim mesajlarını verdi. Ama yabancı bu konuda önemli bir ızdırap yaşadı. Bu durum bizim yarınlarda yabancı bir takım finans kuruluşlarına gidip de borç para temin etme aşamasında biz bugün onları %1200 faizlere mecbur ettiysek ne tür faizlerle karşı karşıya kalabiliriz? Onlar bize ne şekilde bir tavır gösterirler ve biz içinde bulunduğumuz ve ödemek mecburiyetinde olduğumuz ve ciddi miktarda dolar temin etmek. Bakınız arkadaşlar, yabancı bugün TL bulmak mecburiyetinde, biz de yarın dolar bulmak mecburiyetinde kalacağız. İşte konuya sadece ve sadece bu noktadan bakarsanız da ne kadar önemli ve riskli bir dönem içerisinde olduğumuzu anlayabilirsiniz. Elbette ki takdirle karşılıyorum. TL'nin çok ciddi seviyelerde değer kaybetmesi beni hiçbir şekilde mutlu edecek bir durum değil. Yani arkadaşlar, bugün TL'den, dolardan, şundan bundan kazanmış olabilirsiniz ama yarın iğneden ipliğe her şeyin zam geleceği, yarın her türlü enstrümana, her türlü yediğimize, içtiğimize, kullandığımıza, kullanmadığımıza, geçtiğimiz geçmediğimiz köprüye, kullandığımız kullanmadığımız elektriğe, kaçağından göçeğine kadar çok büyük zamlar geleceğini ve asıl faturayı zaten ve zaten biz ödeyeceğimizi
gerçek anlamda kazanan değil, kaybedecek olanın bizler olacağımızı idrak etmeliyiz. Ama tablo şu ki bazı şeyler de kuralına uygun olmalı, önü arkası hesap edilmeli. Bugün şok bir şekilde çok önemli bir baskı yaratabilmek adına doları düşürmek, TL'yi değerlendirmek çok mükemmel bir şey. Bravo. Ama sonrasında ne olacak? İşte benim kaygım bu arkadaşlar. Benim endişem bu. Yarınlarda, bu yarın olabilir, 3 gün sonra olabilir, 20 gün sonra olabilir bilmiyorum ama yarınlarda biz yabancılarla iş yapmak mecburiyetindeyiz. Ticaretimizi kısıtlayamayız, ilişkilerimizi sonlandıramayız, yabancı finansal kurumları yok sayamayız. Çünkü biz bir şekilde yurt dışına mal satmak zorundayız. Bir şekilde dolar üretmek zorundayız. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelip de yatırım yapmaz ise, bizim malımızı almak istemez ise biz yabancı parayı nereden bulacağız? Yani Amerikan doları basmak gibi bir imkanımız mı var? Elbette ki yok. İşte değerli dostlar, konuya biraz daha anlık değil, biraz daha konjonktürel, birazcık daha geniş bir pencereden baktığımız zaman kim karlı, kim kazançlı, kim galip, kim mağlup veya bu adımların sonrasının nereye varabileceği konusunda biraz daha detaylı ve analitik düşünebilmek mümkün olabilecektir. Bu açıdan sevgili arkadaşlar, son sözüm şudur ki anlık ve hızlı hareketlerden etkilenmeyiniz. Ne dolardaki yukarı eğilimleri aman kaçırıyorum şeklinde peşine takılmak, ne de gerileme olaylarında çok önemli panikler yaşayarak dolar 3'e 4'e şuraya buraya düşecekmişçesine panik işlem yapmanızın hatalı sonuçlar verebileceğini, zaten her 15 dakikada bir ekrana baktığınız zaman çok farklı rakamlar görüyor olmanızdan da anlamış ve de idrak etmiş olmalısınız diye düşünüyorum. Efendim, kusura bakmayınız, özür diliyorum. Analiz maalesef uzun sürdü ama bu konuları bilmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Bu bilgiler bana lazım değildi, boşa zaman verdim diyen arkadaşlarım ise kusura bakmasınlar. Bir daha da beni dinlemek durumunda kalmazlar zannediyorum bu şartlar altında. Ancak benim sizlere aktarmış olduğum bilgilerin mutlak surette sizler için bir gün çok gerekli ve sizlere çok önemli kazançlar getirebileceğinizden de en ufak bir şüphem bulunmuyor. Değerli dostlar, tekrar teşekkürlerimle, sevgiler, saygılar, hoşça kalın.